varlık nedir sorusuna verilen diğer yanıttayız. Varlık maddedir. Varlık maddedir diyen görüşün adı materyalizmdir. Materyalizmin Türkçesi maddecilik ve der ki evrendeki tek gerçek şey maddedir. Madde düşünceden bağımsız olarak vardır. Madde var olmak için düşünceye gereksinim duymaz. Tam tersine düşünce var olabilmek için maddeye ihtiyaç duyar. Yani bir önceki derste bahsettiğimiz idealizm ve materyalizm iki zıt varlık anlayışı tamamen birbirine ters şeyler söylerler. İlk materyalist filozof Demokritos. Demokritos da yine antik Yunan'da yaşayan bir filozof. Demokritos'a göre evren atomlardan oluşur. Asla kimyanın da temelini atan filozoftur Demokritos. Atomlar öncesizdir, sonrasızdır ve değişmezdir. Gözle görülmezler ama yer kaplarlar bildiğimiz aslında şu anda kimyanın temelini oluşturan düşüncedir bu. Atomlar boşlukta ama değişik hızlarda sürekli hareket ederler. Sürekli birbirlerine çarparlar. Bu nedenle de birbirleri üzerinde farklı etkiler yaratırlar. Sonuç olarak da evreni ve evrende gördüğümüz her şeyi yaratır atomlar. Yani her şeyin temeli, arkesi atomlardır. Evrende düzenleyici bir güç olmasına gerek yoktur. Buradan anlıyoruz ki materyalistler Tanrı'ya inanmazlar. Çünkü evrendeki tüm varlıklar birbiriyle mekanik anlamda zorunlu bir ilişki içindedir zaten. Hobbes başka bir materyalist filozof. Dünya mekanik hareket yasalarına göre yönetilir. Hobbes'a göre tüm canlılar gibi insan da bu bütünün bir parçasıdır. Ruh, melek, tanrı gibi kavramlar sadece insan aklının ürünleridir ve felsefenin konusu bunlar olmamalı, çeşitli biçimler kazanmış maddeler olmalıdır. Ve Karl Marx, Marx'ın kurduğu sistemin adı diyalektik materyalizmdir. Ve diyalektik materyalizmde doğaya ve insana ait bütün olgular düşünceden ve ruhtan bağımsız olarak vardır. Düşünce maddi bir gerçeklik olan beynin bir ürünüdür. Dolayısıyla düşünce de maddedir. Evrendeki her şey çatışma ve çelişki zincirinden geçerek varlık bulmuştur. Bu nedenle maddenin de bir tarihi vardır ki bu kavramın adı da tarihsel materyalizmdir. Tabi bunlar çok derin ve çok uzun çok geniş kapsamlı kavramlar. Sadece burada isimlerini vermekle yetiniyoruz. Sorularda karşınıza çıkarsa bir kulak dolgunluğu olsun diye. Marx'a göre hiçbir şey durağan değildir asla. Var olan her şey diyalektik işleyiş yasası çerçevesinde yine tez, antitez ve sentez şeklinde gelişir. Müzik